beraat edersem, ben beraat edersem, sen ya biz bu adama bu kadar iftira attık diye ben özür diliyorum, bundan sonra da bu piyasada yokum diyecek misin? Bu konuda senden özür dileyeceğim ama benden ben de özür dilemeyeceğim. Kaç bir dakika. Benim hakkımda zimmetten yargılanıyor dediysen onlardan özür dileyeceksin. Söz mü? Söz. Peki sen dediysen. Ben de sana bir şey soruyorum. Bir dakika Ali Bey, bir saniye. Ali Bey, bir dakika. Özür dilerim. Bir saniye. Ali Bey, bir dakika, bir şey soracağım. Son bir şey soracağım. Ben Yahya Bey'e şunu soruyorum. Bizi yönetimden kendi döneminde nasıl düşürdü? Bak, yalan konuşma, bu tarafta öteki dünya var. Söylüyorum sana. Bir taraf var ha. Tam işte. Yalan konuşma sakın ha. Bak. Yalan konuşma. Sırt dediği yere geldik. Ha, yalan konuşma, evet. Yo, ben yalan konuşmam. Ha. Ben yalan konuşmuyorum. Şimdi beni zimmetten suçluyorsun. Bana evet. Plaklar konusunda operasyon yapmaya çalışıyorsun. Personeli ha. Ayar etmişsin. Ben seni ha. Düşürdüğüm zaman böyle zimmetçi, iftiracı birinin yönetiminde kalmak için uğraşıyorsun. Öyle mi? Bu mudur senin karakterin? Bence sen böyle suçlamalar yaptığın zaman ya. İstifa etmen lazımdı. Millete ne dedin sen? Sonra bile yönetimden düştük diye mahkemeye vermek değil. Bak, mahkeme düşürdü dedim. Mahkeme. Doğru mu? Mahkeme düşürdü dedi. Yok FETÖ'cü dedin bunlar. Bilmem ne dedin. Aklına gelebilecek her türlü iftirayı attın. Allah'a bin şükür mahkemeyi kazandık. Mahkeme bizim haklı olduğumuzu gördü. Ama şey söyle, seçim zamanı geldi. Ne? Yahya Uğur'un yönetiminde evet. Devam edelim dediniz değil mi? Haklı olduğunuz konu mu? Yahya Uğur'un yönetiminde değil. O yönetim kuruluna tekrar girmeyi hak kazandık. Hak. Şimdi, o yönetimine girmeyi hak kazandık. Bak kardeşim. Şimdi ya, böyle. Bak vallahi. Bak, ben sana hakikaten. Güzel anlatıyorsun. Şaka söylemiyorum. Vallahi üzülüyorum sana. Hiç uykun yok. Uyku diye bir şey bilmiyorsun. Yani. Huzursuzsun. Tansiyonun var. Şekerin var. Ya dinlen. Bırak bu işleri, iftiraları falan bırak ya. Vallahi Mustafa, bir hesabım var. Onu da, bunu da yaptıktan sonra dinleneceğim. Ama benim o hesabım olduğunda sen uyku uyumayacaksın. Çünkü yani düne kadar ya Cem şöyle yaptı, Semih böyle yaptı, beni odaya almadılar diyen adam bugün Cem'den talimat alıyorsa sen nasıl uyku uyuyorsun? Allah senin aklını bana bir gece verse ben de uyku uyuyorum. Peki bir dakika. Ya gene iftira atıyorsun. Şimdi gelelim. Şuna bak. Şimdi bak. Çok güzel gidiyoruz. 8 sene boyunca 20 lira olan aidatlar, bu şeyler nasıl 50 liraya çıkartıldı? Kimin daire parasıydı o? Çok, hemen açıklayacaksınız bundan. Hemen açıklıyorum. Bir dakika. Yargılanacaksınız bundan. Bakın, federasyonun yazısını ben sana göstereceğim. Federasyonun yazısı 40 senedir var. 8 senedir benim dönemimde de vardı. İşinize gelen taraflarda federasyonun yazısı demeyin. Federasyonun yazısı o günlerde de vardı. Sen de biliyorsun Ataşehir'deki şubeyi federasyon kapatın, birlik kapatın dedi. Kapatmadım. Birlik bizden fazla para alıyor diye mahkemeye verdik, kazandık. Şimdi işinize gelen taraflarda o gün 30 liraydı, biz 20 lira alıyorduk. Ama 8 sene boyunca 20 lira aldık. Allah'tan korkmuyor musunuz? Bu şoför şu anda evine ekmek götüremiyor. Bir ruhsata internetten işlem yapmak için 50 lira alıyorsunuz. Peki biz mecbur mu tutuyoruz? Eğer çoluğu çocuğu biliyorsa onlar yapsın ya. Zorlama var mı burada? Ya kardeşim ucuz yap. Ucuz yap. Bilmeyen de. Niye biliyorsun? Bak sen de çok iyi biliyorsun. Şu anda muhasebe eski muhasebe değil. Elektronik ortamda yapılıyor bunlar. Sen de çok iyi biliyorsun. Mustafa eski kalem yapılıyordu. Şimdi ya abi. Mustafa Bey. Yani şimdi ben bir şey daha söyleyeyim. Ya çok net olsun. Sözünü Allah gerçekten bu taksicinin yardımcısı olsun.
Abi, abi sen AK Parti, Allah, AK Parti bu kararında AK Parti bu kararında devam ettirsin. Yoksa biz odanın savunmalarına tarlamı sattım, tundumu sattım. Biz plaka aldık falan diyerek bizi savunamazlar. Bizi Türkiye'ye düşman ederler. Yöneticilerin bak Mustafa'ya bir de teşekkür ederim. İlk defa bir tanesi çıkıyor. Bir tanesi çıksın sana karşıma canlı yayında. Yahya Bey. Aha, Dubai'ye giden de Karem'in misafiri olarak Dubai'ye gidenin şerefini tüm bu esnaf sorguluyor. Aynı şekilde ısrar ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Benim Mustafa Bey'e sorularım birlikte. İTOA'da görevli olduğu için. Dediniz ki personele plaka alındı. Yahya Bey. Bunu Mustafa Bey'e sormak istiyorum. İTOA'da. Mustafa Bey, hangi personele nasıl plaka alındı? Şimdi bakın İTO kelimesini kullanmayın bir kere. Orada yanlış bir tabir kullanıyorsunuz. Oda mı diyelim? Ne diyelim? Odada çalışan diyelim şimdi. Odada çalışan. Odada çalışan aşağı yukarı işte iki kişi artı diğer bunlarla beraber yedi kişi. Diğerleri oda çalışana değil. İşte atıyorum yönetim kurulunun eşi diyelim. Oğlu bilmem nesi olaraktan 16'da bir bujon 9 kişi almış. Bunun neresi tuhaf? Ha bunu oda aldı. Bakın aldı. Oda da üyeler aldı, alındı diyorum. Yahya Bey girmeyin lütfen araya. Bu para kimin parasıyla alındı? Kendi paraları ne demek ya? Biz odanın parasıyla mı alındı? Alabilirler ama o sırf olacak. Parasıyla ya. Odanın para. Ben denetim kurulu başkanıyım Ali Bey. Ben orada denetim alamaz. Evet, ben orada öyle algıladım da o konuşmanızda öyle bir şey geçti. Ben orada denetim başkanıyım, alamaz öyle bir şey. Evet, bir de 50 lira bu şoför, bu neyin anlayamadım. 50 lira geçti söz konusu 50 lira. O muhasebe ücretini söylüyor. Muhasebe ücretleri 20 liraydı. Bir de rusum olayını. Rusumda bir kere mahsus yaptırıyorsunuz 50 lira alıyor. Ondan sonraki şoför değişimlerinde 20 lira alınıyor. Bu. Odanın şoför, ya ben çok muzdaribim bu konuda. Ben benim o kart işlerimi yapıyorlar ama ben telefon açıyorum sağ olsun. Bir arkadaşımız hemen hallediyor iş ama buraya ben para verildiğini de bilmiyordum. Şimdi bu 50 lira şoför Rusum'dan 3 tuşa basmayla şoförden 50 lira mı alıyor o da? Bak 3 tuş deme. Sen arabanı tamire götürüyorsun değil mi? Şu anda git kaç bir vida sıkmaya kaç para alıyorlar? Ben orada adama maaş veriyorum. Sigorta ödüyorum. Yol parası veriyorum. Yemek parası veriyorum. Bu nasıl dönecek Ali Bey? Sahibinden alsanız olmuyor mu? Şoförden neden alıyorsun? Ya şoför gitsin mal sahibi ne desin? Ben ona karışamam. Yahya Bey'e sor bakayım. Yahya Bey'e sor bakayım. Zorlu'da 80 tane araba çalıştırıyor. Zorlu Center'da. Allah daha versin Yahya Bey. Gözüm yok ha onu söyleyeyim. Daha versin. Bol bol versin. Bol bol. Mustafa Bey. Şoför kendimi veriyor. Mustafa Bey. Şimdi şu konuyu değiştirmeye çalışıyor. Hemen bir cevap vereyim. Yani gerçek olduğuna inanmadığın için uykuların kaçmıyor. Gözüm yok diyorsun ama eğer gerçek olduğuna inansan var ya gözün çıkar zaten. Gülüyorum ya. Vallahi gülüyorum. Çok özür diliyorum. İkinizden de çok özür dileyerek araya giriyorum. Estağfurullah. Ben, yok önemli değil ya. Ya bu adam konuşuyor şimdi. Ben konuştuğum her lafın belgesini sunarım. Biz de aynı şekilde Ali Bey. Yahya Bey çok özür diliyorum sizden. Sizden de mi soruyorum? Lafın belgesini benim getirebilecek de, mi? Benim takip ettiğim konular şoförlerin çok iyi şoförlerimiz var. Çok da kötü şoförlerimiz var. Buna da katılıyorum. Ama bu yetkinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Bu kötü taksilerin bu duruma gelişinin nedeni İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Çok iyi, her meslekte olduğu gibi iyi ve kötü insanlar var. Ama lütfen rica ediyorum Mustafa Bey, şu konu üzerine durur musunuz? Keşke Eyüp Aksu'ya sormuş olsaydım ama gerek yok. Eyüp Aksu Bey'le de artık tamamen karşılaşmak istemem.
Çünkü benimle karşılaşmak istemiyormuş. Kendisi benim yüzüme söyledi hukumet toplantısında en son. Sağ olsun, kendisine teşekkür ederim. Ben tarafsız olduğumu bilmeyen yok. Şurada şunu demek istiyorum. Şoförler konusunda 50 lira çok büyük para değil mi? Bu şey konusunda. Ben sana bir iş yerine bak, Yahya Bey'in güzel bir lafı vardır. Yahya demişti ki bu ilk çıktığı zaman, ya dedi ki Mustafa dedi, bir iş yerine dedi müracaat ettiğin zaman, çalışacağın zaman sağlık raporuydu, yok işte GBT'ydi bilmem ne, istemiyor mu? İstenmiyor mu dedi, isteniyor dedi. Çalışan şoför dedi, bunları yapacak dedi ya. Bunları çıkaracak dedi. Bizim meslek grubumuzda da rusuma işlenmem mi gerekiyor? İşleteceksin ya Ali Bey. Mal sahibine soracaksın. Mal sahibin vermiyorsa o zaman bu işi yapmayacaksın. Kimse kimseyi zorlamıyor ya. Kimse kimseyi zorlamıyor Ali Bey. Bak taksi kiralıyorum diyorsun. Kiralama Ali Bey. Git Maraş Caddesi'nde bir dükkan aç ya. Tamam, özür dilerim ama vicdan, bakın vicdan var ya vicdan. Allah kimseyi çaresiz duruma düşürmesin. Allah herkese vermiş. Yahya Bey'e de vermiş plaka, size de vermiş plaka. Kimsenin göz olanın gözü çıksın. Allah herkese daha çok versin. Ama mülk Allah'ındır. Bunu bir vicdan yapmak lazım. Bir insanda yokluk var diye, şoför diye. Bunları da 50 lira şoför kartından, 200 lira bilmem sidik parasından, efendim bilmem ne. Bu insanlar zaten çaresiz. Zaten yokluk içinde. Evine, rızkına. Bakın öyle bir infial. Sayın Ekrem İmamoğlu da burada bazı şeyleri gözlemliyor. Sanki taksi sektörünü çıldırtıp sokağa dökmek istiyor algısı var bende. Bakın çok evet. Tehlikeli bir süreç. Mesela Yahya Bey'in osu busu değil veya sizin Mustafa Bey'in osu busu veya İto'nun. İto kendine gelmeli. Şoförüne sahip çıkmalı. Plaka sahibine sahip çıkmalı. Şoför de aynı, plaka sahibi de aynı olmalı. Orada herkes birbirini temsil etmeli. Birbirine yardımcı olmalı. Yok 7 bin lira biri kira alıp 9 bin lira o ona verip 10 bin lira kira alıp yok 10 bin lira hava parası. Arkadaşlar bu ülke hepimiz. Bu ülkede herkes eşit şartlarda geçinsin istiyorum. Sorunlar olsun istemiyorum. Burada bir dayanışma olsun. Burada taksi esnafı İstanbul'un, Türkiye'nin bir kimliğidir. İmamoğlu burada doğru söylüyor. Ama rant bu kadar büyük ki İmamoğlu gözünü sanki öyle bir şey yapmış, Türkiye'de başka bir sorun yokmuş gibi davranıyor. Sokaklarda sorun yokmuş gibi. Yollar, asfaltlar, her şey tertemiz. Çukurdan geçilmiyor. AK Parti döneminde de aynıydı. CHP geldi, CHP'de de aynı. A Parti'de ilgilendirmiyor beni, B Parti'de ilgilendirmiyor. Bunların hepsinin gözünü rant bürümüş. Allah sonumuzu hayır getirsin. Allah sonumuzu hayır etsin. Yani odadan da ricam bu konularda da daha duyarlı olup, sizlerin daha duyarlı olup daha önümüzü açacak şekilde projeler geliştirmeniz gerekiyor. Aplikasyona gelirsek, aplikasyonda da Türkiye'de yapan, uygulayan birçok zannedersem yazılımcı arkadaşlar var. Karenmiş, bilmem neymiş, oymuş, buymuş. Kendi aplikasyonumuzu, kendi yazılımımızı kendimiz yapalım. Bizde var, bu insanlar var. Bizde. Ali Bey söylediklerinizi anlıyorum, katılıyorum da. Benim bir tane sorum olacak. Ondan sonra sizi dinlerim. Şey olursa hazır. Mustafa Dursun bizim yönetimimizdeyken sürekli olarak gelip havalimanı taksiyi bütün taksicilere açman lazım diye ısrar ederdi. Şimdi aynı şekilde ısrar ediyor mu yönetimde? Merak ediyorum. Şahsi merakım var. Evet. Aynı düşüncedeyim. Değişmedi. Ne diyorsun? Değişmedi. Taksi. Evet, değişmedi. Ama bak, hayır, bunun anası yok. Havalimanı taksi. Bütün taksiler açılmalı diyor musun? Diyorum. Peki yönetimdeki diğer arkadaşlar ne diyor? Bakın burada önemli olan biliyorsun grup karar almak. Diyen var, demeyen var. Grup karar diye bir şey yok. Yönetim kurulu var orada. Parti grubu. Yönetim tamam. Yönetim. Yönetimde. Kim itiraz ediyor? Yönetim toplu karşılığında. Bakın partilerde nasıl grup sözcüler olur? Grup sözcüsü bir karar alır. Diğer siyasi parti. Ben siyasi teşkilatlarda çalıştım. Grupları da bilirim. Meclisliği de yaptım. Öyle. Yanlış çok iyisin bunları. Yönetim ama şu an üyesi olarak kimler itiraz ediyor buna? Ona isim veremem onu. O şey odanın aile sırrı.
Nasıl? Açıklamam, isim veremem orada. Anlayamıyorum ya. Yani kaç kişi istiyor, kaç kişi istemiyor? O isim veremem diyorum. O bizim odamızın aile sırrı. Veremem onu. Kimler söylüyor, kimler söylemiyor diye. Ya sizin odanın aileye döndüğünü zaten herkes biliyor da bu bir sır değil. Bu konu ya. Ay. Sen Dolmuş'un taksiye geçmesini istiyor musun? Ben Dolmuş'un taksiye geçmesini başından beri istiyorum. Ama nasıl istiyorum? 5000 tane taksinin ve 1000 tane, 750 tane minibüsün maymuncuğu olarak değil, taksi dolmuşlardan isteyen, zaten bunlar geçmişte taksiydi, dilekçesini versin geçsin. UKOME kararına gerek yok. Ama ben aynı zamanda dolmuşçu olarak da söylüyorum. Benim ihtiyacım taksiye dönmek değil, yeni hatlar açmak. Bu da odanın görevi. 3 sene sonra... 17 Eylül'de Facebook'tan yazdığım bir yazı var. 17 Eylül'de Dolmuş'un da kesinlikle taksiye geçmesini istemiyorum diye. 4 ya, madde. Bu kadar güzel takip ettiğine sevindim. Yani 17 Eylül değil. Her zaman söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Ben Dolmuş'um da var. Dolmuş'um. Sen benim plakamın olmadığını iddia edersin ama Dolmuş'um da var. Ben Dolmuş'umun taksiye geçmesini istemiyorum. Ama İsteyen Dolmuş'un taksiye geçmesini... Ya bir şey söylüyorum bak, şimdi kendine göre uyanıklık yapıyorsun. Ben fikrimi muhafızıyım. Çünkü düşünerek bir karar veririm. 3 tane Dolmuşçunun benim dönemimde ben gittim bunu yaptım. Ama siz Yahya yapmıyor falan diyerek Dolmuşçuları kışkırttınız. Şimdi de 3 senedir oyalıyorsunuz. Dolmuşçulara benim yaptığımı kimse yapmadı. Ama bak aynı şey. Sen havalimanlarının açılmasını bana en azından 50 defa geldin. Doğru mudur? Doğru. Doğru. Sen niye açmıyorsun? İstediğin bir başkan var. İstediğin yönetim var. Yönetim kurulunun almış olduğu bir karara da ben uymak zorundayım. Yani bu kadar net. Yönetim kurulu her ay bir karar mı alıyor da sen bana 50 defa geldin? Böyle önemli konularda alınan kararlar net yani. Her ay bir karar mı alıyorduk da biz, sen her seferinde bana geliyordun, burayı açalım, burayı açalım. Yanına bir iki kişiyi getiriyordun. Demek ki odada sayı olarak çoğunluğum olmadığı için arkadaşlarımın da düşüncesi duyuyorum. Beni devirecek sayıya erişmiştiniz. Ya ya niye abi, aldınız kararı? Çok üzülüyorum sizden. Son sözlerinizi alalım. Benim? Rica ediyorum. 6000 plakası. O da bilgi versin. Odadan hiçbir talebim yok. Sadece bilgilerini, duyduklarını yazılı versin. Yazılı derken bana yazsın demiyorum. İnternete koyduk. Bakanla konuştuk. Fotoğrafını koyuyorlar. Ertesi gün bakan bir açıklama yapıyor. Taksilerde bilmem ne kadar denetim yapılacak. Öyle değil. Biz bakandan görüştük. Bunu istedik. Bakan da bunu dedi. Bilgi verecekse. Yoksa boşu boşuna reklam yapmasın. Komik oluyorsunuz. Komik oluyorsunuz çok, yani. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey, Yaya Bey, çok teşekkür ederim yayınımıza katıldınız. Mustafa Bey, son sözlerinizi alalım. Yahya Bey'e iki çift lafım var. İki çift lafım var Yahya Bey'e. Son sözlerini aldık Yahya Bey'e. Tamam. Sözlerini söylüyorum. Esnaf arkamızda sonuna kadar mücadele veriyoruz. En ufak bir tereddüdümüz yok. Yahya Bey'den de bölücü mesajlar atmasın, yapıcı mesajlar atsın. Bu süreç bu şekilde geçecek yani. Yani bunu... biz beceremedik, biz halt ettik. Yahya'nın mesajlarından dolayı bunu açıklayabiliyoruz diyorsunuz, öyle mi? Yazıklar olsun. Yok. Size ya. Maalesef. İki sene çok boyunca sürekli iftira attınız. İftirayla seçim kazanılır tabii ki dediniz. Utanmadan. Şimdi de hala isimlerini bile açıklayamıyorsun. Kim aldı bu plakaları kardeşim? Açıklasana. Nasıl olsa parası vardır.
Kim ya bir dakika. Hangi yönetim kurulu üyesi aldı? Bak senin dolmuş. Ben sana soruyor muyum? Dolmuşu nasıl aldın, bilmem neyi nasıl aldın diye ya. Sorabilirsin tabii. Ama ben ne sorayım sana bir? Ben senin paranın hesabını nereden bileyim? Ben başkan değilim. Paranın hesabını. Mustafa, ben başkan değilim. Sen bana ne sıfatla soracaksın ki? Ama sen yönetimdeysen, senin personelin plak aldıysa bunu ben sana sorarım. Sen de açıklamak zorundasın. Birinden borç aldıysa, altını varsa bozduysa, bilmem ne, ne nasıl ben bileceğim onu? Tamam, bunu ben hesap adam... Bunu anlat. Bunu anlat de ki altını vardı, bozdurdu. Biz o altını kimden aldı demiyoruz. Ama bizim beraber çalıştığımız personel. Yani maaşından geçinemiyorum diyerek senden de borç para istedi, İlyas Petek'ten de borç para istedi. Benden şimdi, istemedi. Benden istemedi. Sen kendin mi verdin? O daha kötü. Hayır. Boş ben ver. Hiç öyle para alışverişimiz olmadı. O değil. Ben bilemem yani. Hayır. Mevzu o değil. Açıklasana kardeşim, ismi kim? Hakkım ya. Niye açıklamıyorsun? Ben, nasıl olsun? Tamam, ben sonra madem çok merak ediyorsun. O oldu ya, Ali Bey bir daha böyle bir canlı yayın yaptığı zaman ben sana onun kaynağını söyleyeceğim onu. Evet Mustafa ben abi. Her zaman canlı yayını hazırım. Ama ben de. Böyle hiç. Mi canlı yayın yapacaksın? Her zaman. Ben de hazırım. Her zaman. Her zaman. Ya kardeşim, canlı yayın yapıyorsun da ne oluyor? İsmini niye söyleyemiyorsun? Ya Ali Bey, bir dahaki yayında abi, bunlar bir dakika, ben... Şunu bir açıklasın ya. Yani böyle kaçamak dövüşecekse ilk defa bir dahaki yayın olsun. Onun için adam altını satmıştır. Kim satmıştır? Bir dakika, yayına isim mi istiyorsun? He? İsim mi istiyorsun? İsim istiyorum tabii, hakkım ya. Tamam, dinle beni. Söylüyorum sana. Söylüyorum. Lütfen. Celal Yören'in kızı. Dinliyor musun? Bak, Celal Yören'in kızı. Celal Yören'in kızı. Celal'in biliyorsun 3 tane plakası var. Ondan sonra şeyin sen söyle. Veli Yurt'un kayınçosu. Duydun mu? Tamam. Metin Bostepe'nin oğlu ya da Metin Bostepe diyeyim ben sana. Öyle söyleyeyim yani. Duyuyor musun? Evet. Kaya Akıncı. Evet. Zeynep Kılıç. Kaç etti? Zeynep Kılıç. Zeynep Kılıç bizim oradaki çalışan eski personelimiz değil mi? Evet, doğru. Onun hatta şimdi yanlış olmasın ama yani İlyas Petek de borç para vermişti ona. Bana gelip söylüyordu. Bak, onu da yanlış. Yok bak, onu yanlış anımsadığını düşünüyorum. O İlyas Petek'ten o zaman borç para istedi. Sonra İlyas Petek veremedi. Boş. İlyas Petek'in başka vermedi bir sürücüsü oldu anladığım kadarıyla. Vermedi, hayır. Ha, İlyas Petek mi vermedi? Vermedi, hayır. Tamam, bilmiyorum yani, önemli değil. Versinler, vermesinler, mesele değil. Başka kimler var? Celal Gündoğdu. Kim? Celal Gündoğdu'nun gene bir şeyi tanıdığı yani. Celal Gündoğdu'yu tanıyorsundur herhalde. Yok, tanımıyorum. Celal? Celal Gündoğdu. Ha, tamam. Celal Gündoğdu. Bilmiyorum, tanımıyorum ben onu. Tanımıyor musun? Ha, anladım. Şimdi kaç etti? Kaç etti? 7 kişi olacaktı. Ya abi, neden sordunuz bunu? Ya bizim Allah'a hamdolsun kardeşlerimizin de şunu da malımız mülkümüz de oluyor ama bazen hadi ya şuraya şu kadar para çıkartalım diyoruz. Hep beraber aynı anda denk getiremiyoruz. Nasıl bu adamlar aynı anda para denk getirmiş de plaka almışlar. Sonra nasıl birine gelmiş bir plakadan hadi ya sana para geldi mi gidelim de bir plaka alalım diye bir araya gelmişler. Yani gerçekten şaşırtıcı. Aynı anda odanın personeliyle bu kadar ilişkili bir
insanların bir araya gelmesi çok büyük bir olay. Yani peki bir dakika, Mustafa Dursun 40 senedir bu işin içinde. Sen kaç kişiyle böyle bir araya gelip de iki kişi plak aldın? Senin iki tane, üç tane plakan var. Kaç kişiyle bir araya bir dakika, bu saydığın kişilerin maddi durumları kötü mü sen? Celal'in olsun, Veli'nin olsun, Kayan olsun, o bir Celal'in olsun, Metin Mostafa'nın olsun. Yani plak almak için odanın yönetimine mi beklemişler? Hep beraber bir araya gelelim de yönetim kurulu üyesi olunca plak alalım. Adamlar yatırım yapmak istemiş. Olamaz mı? Muhakkak öyledir. Öyledir yani bunlar ama ben açığa kavuşmasını istiyorum. Yani böyle bunlar bir ortalık. Sana evet. Ben yani de söylenebiliyormuş. Söylenebiliyormuş. Öyle. Evet, çok Yahya Bey, çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey, çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Ağzınıza sağlık. İnşallah bir an önce sorunlar çözülür. Rahat bir nefes alırız. İşimize, gücümüze bakarız. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun.